Sayın Pazarcı sizinle devam edeceğimi ifade etmiştim. Şimdi Sayın İmamoğlu şu ifadeyi kullanmıştı 23 Nisan'da sözcüye. Bir CHP'li elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesini ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım Sayın Kılıçdaroğlu'dur dedi. Ve ancak Ekrem İmamoğlu burada kendisini tacaya da auto atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, tarihinin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı, tarihinin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin %45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz sürece en çok katkıyı sunan, en çok bilgiyi sunan, en çok motivasyon sunan kimlik olmak zorunda. İstanbul'da iyi şeyler oluyorsa Türkiye'de odur diye bir ifade kullanmış. Şimdi bir diğer yandan. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ifadelerini de demeçlerini de hatırlayalım. E, belediye başkanlarımız bir dönem daha görevlerinin e, başında olacaklar vurgunu yaptı e, birkaç noktada. Şimdi burada soru şu, e, Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yamaç gemileri yakar mı? Çıkıp biz adayız derler <laughs> mi? Ben adayım derler mi? Bana şartlara bağlı şimdi önümüzdeki günlerde neler olacak onları görmek lazım. Şimdi... Sayın İmamoğlu'nun şu ifadesi doğru. Evet, çok oy aldı, seçildi. Ama o günden bu yana yani çok su aktı köprünün altından. Şu anda acaba İmamoğlu aday olsa seçilebilir mi? Çünkü çok yıprandı, ciddi anlamda yıprandı. Ve İstanbul'da da İstanbul'a faydalı Herhangi bir hizmeti de yok ne derseniz deyin. Yani böyle bir hizmet ortaya konulamaz ve ayrıca İstanbul'da da geldiğinden bu yana son derece ciddi felaketler, sıkıntılar yaşandı. Şu anda İstanbulluların da ben büyük bir bölümünün şikayetçi olduğunu düşünüyorum. Zaten orada Hilmi Bey de söyledi sürekli olarak kamuoyu araştırmalarında sadece Hilmi Bey'in değil, başkalarının yaptığı kamuoyu araştırmalarında Normal da Ekrem İmamoğlu şikayetçi isminin değil. sürekli... Normal vatandaş şikayetçi değil. Ya, yani bakın e, e, e ben de İstanbul'dayım. Şimdi yaşadım. biraz önce İstanbul'da biraz İstanbul'da. önce Masum Bey bakın bir, bir müsaade edin yaşam. konuşayım. Bağırma, nereden biliyorsunuz? Tek tek anketi alıp da milletin önüne mi gittin Bırakın orada anketçi var. Bırakın ha, herkes şimdi yapsın. Ben de İstanbul'dayım. Ben İstanbul şey 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 oluyor, oluyor, yanıt yanıt şikayetçi ki, diyorsa onu bilmiyorum mu ankete yanıt veriyor Ben Masum Bey kendisi <laughs> şikayetçi olmayabilir ama vatandaş şikayetçi bize de geliyor bir sürü şey. Yani vatandaş Masum vatandaş Bey kadar bizim de çevremiz var. İyi kötü bizim İyi. de bir yoklama imkanımız evet, var, müsaade olabilirim. ederseniz. Hani olabilirim. ben gerçekleri söylüyorum, beni gerçekleri söylem. Müsaade edin, gerçekleri söylememden rahatsız insanlar falan gibi sürekli aynı şeyleri söylüyorsunuz. Gerçekler sizin gerçekleriniz Masum Bey. Türkiye'nin gerçekleri Türkiye değil, bizim, gerçekleri bizim gerçeklerimiz değil. Görünür gerçekler değil. Siz kendi yolunuzu tutturmuş Bey. gidiyorsunuz. Müsaade edin biz de anlatalım. E peki anlatalım. Müsaade ama, edin anlatalım. Ama yani siz söylerseniz ben Eğer, diyorum ki... Yani Eğer dediğiniz bulma bulanların da var e buyurun, ama başarılı da var. Olur mu öyle? Buyurun, Peki Sayın Türker siz yani, ifade ettiniz. Buyurun siz, Sayın Pazarcı devam edin. Ya şöyle ben CHP'li değilim ama sirke baldan tatlıdır CHP her zaman haklıdır. Ben şu değilim ama onlar yani ne diyorsun Masum Bey ben DSP'liyim ben bilmem neyim bir bırakın da müsaade ben. edin de. <laughs> yani bu avukatlıkta bırakın da bizler de konuşalım birazcık. Hayır ben DSP'liyim. Müsaade ediyor musun Onur'la söylüyorum. DSP'liyim. Yani ondan sonra kalkıyorsunuz ulusalcılık, milliyetçilik diyorsunuz. E, ulusalcılık ulusal, ve milliyetçilik, ulusal, ulusal ve milli şey. tavırlar gösterilerek olur. Ben bunun altını çiziyorum. Başka bir şey de demiyorum. O açıdan bırakın da şey yapayım, konuşayım. Yani eğer eğer Ekrem İmamoğlu ilk durumda olsaydı bugün bu kadar tartışılmazdı. Bakın ee, aynı şey aynı şey Ankara'da e, Mansur Yavaş'la ilgili de geçerli. Şu ana kadar ne yaptı? Bakıldığı zaman bir şey yok. Yani ne der Ziya Paşa? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Laf çok ama ortada iş yok. O açıdan e, İmamoğlu'nun konumunu bu köşeye koyalım, buraya koyalım. Şimdi e, taça çıkacak mı, çıkmayacak mı? İçeride bir çatlama olur mu, olmaz mı? Onu elbette e, altılı masadaki paydaşların tavırları da belirleyecek. Bakın, eğer altılı masadaki paydaşlar tamamen Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse böyle bir şey ben beklemiyorum. Ee, şey yapabilirler, çırpınabilirler. Bir takım arayışlar içinde olabilirler ama ortaya çıkmaya cesaret edemezler. Yani i̇mza toplasalar bile CHP'nin dışından bir sonuç alamazlar. Yani Cumhuriyet Parti Partisi'nin biraz önce Ahmet Bey de söyledi, başkaları da söyledi. Yani Türkiye'nin en eski siyasi yapısı. Arkasında her şartta yüzde en kötü bir oy var. O açıdan CHP'nin hükmü şahsiyetiyle mücadele etmek istemez hiçbir aday. Ama Altılı masa içinden tahrik edenler olursa dışarıdan bir takım güçler, zinde güçler ki biliyorsunuz Hatay Belediye Başkanı dış karar vericilerden de bahsetti. O dış karar vericilerin içine içerideki büyük sermayeyi de eklemek lazım. Başka bir takım içerideki güçleri de eklemek lazım. Onlar tahrik ederse böyle bir şey olabilir. Biz de varız diyebilirler ama Mansur Yavaş için ben böyle bir şey beklemiyorum. Çünkü... E, Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi içinden e, destek alması biraz zordur. Zaten Cumhuriyet Halk Partili değildir. E, MHP'li derseniz MHP'li de değildir. MHP ile arasında kopartmıştır. E, Mansur Yavaş da e, Ankara e, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı e, Murat Köse'nin deyimiyle ki onu çok yerinde buluyorum. Konuşmayarak bugüne kadar e, bu noktaya geldi ama bir takım artık tartışmalar başladı hakkında. Tanısan sevmezsin diyor Murat Köse. Evet tanıyacağız, göreceğiz. Tanındığı zaman sevilmez. Yani şimdi adaylara baktığımız zaman yıpranacağı kadar yıpranmış bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Ama oy oranı belli işte. Desteği belli. Öbür tarafta henüz kamuoyunun karşısına çıkmamış. Biraz önce işte Ahmet Bey yine bahsetti bir plandan, projeden bahsetti. Masum Bey her ne kadar işte bir takım isimleri ortaya koyuyorsa da, herkes aday olabilir diyorsa da ben Ahmet Bey'e katılıyorum. Yani bir müktesebatı olması lazım. Müktesebat olmadı mı? Olmuyor. Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun müktesebatları ne? Şöyle geriye gittiğimiz zaman öyle bir müktesebat yok. Ve bir tartışmaya girdiği zaman da koltuğu dolduracak bir şey sezemedim ben. Bir yapı sezemedim her ikisinde de. O açıdan yani e, altılı masayı dağıtamaz bu iki isim. Eğer e, Cumhuriyet Halk Partisi net bir tavır ortaya koyarsa ama altılı masanın içinden bir takım isimler bunları tahrik ederse onlar da onlarla birlikte hareket ederse evet dağılabilir. O açıdan yani orada bir e, belirsizlik var ama şunu da söylemek mümkün bakın kim ne derse desin, kim aksini iddia ederse etsin altılı masa içinde şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığına en yakın isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani bunun tersi olamaz ama dışarıdan çok daha iyi bir isim bulunursa, e, muhteşem bir isim bulunursa, yani er Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek dünya çapında veya Türkiye çapında bir isim bulunabilirse o tartışılabilir. Ama onun dışında diğerlerinin de Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu kadar, e, hani tırnak içinde söyleyelim eğer varsa defosu vardır, Kemal Kılıçdaroğlu kadar da avantajı vardır Meseleye böyle bakmak lazım. Biraz önce Ahmet Bey bir soru sormuştu. İşte e, bu kim, e, Meral Akşener'le ikisi karşı karşıya gelirse ne olur diye. Onu da yani bugünden belirme, belirlemek mümkün değil. Şartlar belirler, e, ortaya çıkacak e, gelişmeler belirler. O açıdan e, meseleye böyle bakmak lazım. ama maalesef altılı masayla ilgili, yani Millet ile ilgili şunu söylemek mümkün bakın herkes ortaya çıkabilir, herkes adı olabilir ama hiçbirinin bir projesi yok. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hiçbirinin bir iddiası yok. Hepsinin tek bir iddiası var, Erdoğan'ı göndereceğiz. E o zaman Erdoğan gittiği zaman ne olacak? Erdoğan giderse Türkiye nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacak? Herhalde seçim öncesi insanlar bunları tartışacak ve bu tartışmaların sonucu da bir e, tablo ortaya çıkacak. O tabloya göre de seçmen kararı verecek. O açıdan e, yani Meral Hanım mı Kemal Bey mi derseniz o tartışmalar e, her şeyi belirleyecek. Bir de Masum Bey bir takım adaylardan bahsetti. Benim aklıma Gönül Saray Alpan geldi. E, geçmişte DSP Amasya milletvekili. Gönül Hanım da her işe e, aday olmaya böyle çok hevesliydi. E, bir keresinde işte Cumhurbaşkanlığı seçilirken ben de dedi tarihe geçeceğim. Adımı tarihe yazdıracağım. Cumhurbaşkanlığına aday olacağım dedi. O dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirliyordu. Cumhurbaşkanlığına aday adayı oldu. Sonuçta sonuçta şu oldu. Tabii hiç adı e, bahsedilmedi. Sadece aday adayı olduğuyla karşı e, kaldı ve Rahşan Ecevit tarafından da sağlam bir fırça yedi. Çok ciddi tepkiyle karşılandı. O açıdan Pek çok isim sayabilirim. Yani Masum Bey de onu sayıyor, bunu sayıyor. Güzel de yani bunlar aday hiç, olabilirler. Hiç, hiç kimse rahmetli oldu olabilirim. o hanım haddimi arkadaşımız. Aşarak. Bakın Kim haddimi aşarak diyorum. Atmadı. Haddimi aşarak diyorum. Ben de onlarla kendi, kendimi aynı ayarda atmadı. görebilirim. Bakın aday olmak önemli değil. O koltuğu doldurabilmek, Erdoğan'ın karşısında durabilmek önemlidir. Yoksa elbette evet. kağıt üzerinde bellidir şey adaylık kriterleri. O adaylık kriterlerini taşıyan... Herkes aday olabilir ama Ahmet Bey'in dediği doğru. Senin müktesebatın ne, kilon ne diye sorarlar insanın. Evet. O açıdan yani biraz da Cumhurbaşkanlığı makamını Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamını da biraz bu kadar kirletmeyelim diye düşünüyorum. Yani o kadar ucuz değil. Cumhurbaşkanlığı makamına herkes aday olabilir. Demek o kadar ucuz değil çünkü dünyada artık sayılı ülkelerden biri haline gelen dünya siyasetine ve bölge siyasetine yön verebilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ben kendimi yeterli göremem. Ee, orada bir müktesebat gereklidir. Pek çok insanda yeterli Teşekkür diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buyurun bir, Sayın Ozan. Bir, bir laf vardır. İslam'ın şartı beştir. Altıncısı haddini bilmektir. Şimdi haddini bilmeyen insanlar olabilir. Cumhurbaşkanlığı makamı için heveslenebilirler. Ama Türkiye'de gerçekten bunun için çok ciddi müktesebat lazım. Ben o rahmetli Özal'la yaşadığım 10 yıl içerisinde Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığında binlerce problem gördüm. Yani onları çözebilmek için ciddi mültezaat lazım, ciddi bilgi birikim lazım. Öyle ben cumhurbaşkanı olacağım diye ortaya çıkan çok insan olabilir. Ama bir şey söyleyeyim size. Bizim milletimiz her zaman doğru karar vermiştir. Çok sağduyu sahibidir. Hep söylüyorum. Bizim halkımız çok alim olmayabilir ama çok ariftir özellikle Anadolu'da ben köy kahvelerinde çok oturdum, çok kalktım. O köy kahvelerinde okumuş dediğin insanlar, çok alim insanlar, ben çok şey öğrendim ben köy kahvelerinde. Yani şehirli her şeyi biliyor deme, köylü çok daha şeyi Tabii. biliyor. Türk milletinin feraseti ve basireti birçok yerde kendini kaynaklanıyor. Gösteriyor. Çünkü Ama... tü, Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllık bir cumhuriyet değil, gerisi var bunun. Selçuklu var, Osmanlı var, bir gelenek var. Genlerimize işlemiş bir yapı var bizim. Devletle ilgili. Dolayısıyla ben hiçbir zaman bu milletimizin seçimlerde yanlış karar verdiğini görmedim. Hep doğru karar vermiştir. Şimdi tabii şu e, insanları, bu muhalefeti özellikle veya başka siyasileri de heveslendiren bir konu var. Enflasyon yüksek, hayat pahalılığı var. 2001 krizinde, sayın e, Türker çok daha iyi bilir, enflasyon yüzde %80 80'e falan dayanmıştı. 2002'de AK Parti geldi. Şu anda enflasyon 78. İnsanları bu iştahlandırıyor. Yani acaba Tayyip Erdoğan AK Parti gider biz gelir miyiz? Ha tamam gidebilir gelebilirsin de. Ama sen gelince ne yapacaksın? Benzin fiyatı ne olacak? Dolar ne olacak? Amerika ilişkileri ne olacak? Suriye'de ne yapacaksın? Askerler orada bekliyor. İşte Libya politikanı ne? Ekonomiyle ilgili ne yapacaksın? Vergi politikanı ne? Bunları Bunlarla ilgili tatmin edici e, Şimdi bir, ben bir, şey görüş, ben, bir plan program e, mesela sunmuyor mu? Altılı Masa'dan Kuturoğlu, da ben bunları duymadım. Istiyorsun? Yani Altılı Masa'da bana detaylı olarak ne yapacak? Para politikası nedir? Bütçe politikası nedir? Ne yapmayı planlıyorsun? Bu milletin şu anda domates fiyatını nasıl çözeceksin kardeşim? Eşim bildirgesinde. Bunu kimseden duymuyorum ben. Duyamadım. Çözüm yok. Her zaman komiteler ve komisyonlar oluyor. Çok güzel bir şey. Ama halk... Sonuçta somut bir şey duymak istiyor. Mesela tarımda Türkiye buğday ülkesi, tahıl ülkesi olması lazım. Öyleydi zaten. Tamam bunu nasıl yapmamız lazım? Tekrar nasıl hayata geçiririz? Ukrayna'da işte Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapor var. Dünyada e, açlık krizi olacak diyor. Bunun için ne yapacağız Türkiye'de? Neler yapmamız lazım? Çiftçiyi nasıl hareketlendireceğiz tekrardan? Tarıma ne önem vereceğiz? Nasıl ne kadar para ayıracaksın? Ya binlerce soru var. Bunlar öyle sadece ben cumhurbaşkanı dayı olacağım mı sen mi olacaksın o mu olacak? Bu kadar basit değil bu iş. Dolayısıyla ben altılı masadan sonunda hiç bu bahsettiğim isimlerin dışında bambaşka isimlerin çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta söyleyeceğim bu.